Çıklak. Günaydın sizi gidi fırfırlar. Nazilli'ye road trip. Bir gece küçük bir tatilimiz var. Ve gördüğünüz gibi arka koltukta da kemerlerimizi bağlıyoruz. Deniz, kameralar seni seviyor. Ben ekrana yakışıyorsun. Tanıyorum. Hayır ya. Evet. Tam tersi. Hayır. Hiç yakışmaz. Şimdi burası nasıl telaffuz ediliyordu? Stonehenge ya. Stonehenge. Bence Stonehenge. Stonehenge. Yok, Stonehenge değil. Stonehenge. 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 Bence de Stonehenge. Stonehenge'e geldik. Kurulumuzun şuraya vardı. Geldik diyorlar, şuraya geldik. Arkadaşlar bilin bakalım neredeyiz. Ne güzel kokuyor ya. Ya otursak şurada bunu koklasak 10 dakika ne olur? Şimdi biz Dorset'e gidiyoruz ya ve bir gece kalacağız. Böyle 2 gün bir gece gibi plan yaptık. Ama yolumuzun üstünde görmek istediğimiz Stonehenge diye bir yer var. İnşasına 5000 yıl önce başlanmış ve nasıl yapıldığı hala gizemini koruyan bir yer. Bir ibadet merkezi, tapınak gibi geçiyor. Aynı zamanda astronomik gözlemlerin de yapıldığı bir mekan olarak geçiyor. Bakalım girişi ne kadarmış. Thank you. Bir kişi 23 pound 60 peniymiş. Yes. Biletlerimizi aldık. Bir kişi yetişkin bileti 23 pound. İki kişi 47 pound 20 peni ödedik. Brighton'dan da böyle adalar vibe'ı almıştım. Orada. Buradan da alıyorum mesela. Böyle büyük ada, kınalar da. Öyle bir havası var. Sen hangisinden yiyeceksin? Daha karar vermedim. Herhalde ben şeyim ya. Vanilya çikolata. Vanilya çikolata değil. Vanilya ve salted caramel diyeceğim. Any sauce? Do you want any sauce? Yes, please.
Kome yapardı bunu. A few moments later. Twelve seconds later. Burası salon arkadaşlar. Böyle koltuk var. Dün açtık biraz. Geldiğimizde yorgunluk uzanmak için. Cephesi de güzel. Güneş böyle içeri doğuyor falan. Ama en güzel kısmı herhalde yüksek tavan olması. Evet. Yüksek tavanın hastasıyız. Bayağı kocaman bir mutfağı var. Yani Londra evlerine göre büyük bir ev diyebiliriz buraya. Bayağı büyük bir ev. Bayağı büyük bir ev diyebiliriz. Mini buzdolabımız. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Onur paket olarak geldi. Evin içinde. Bu senin kadar. Evet, oynadım. Teşekkür ederim. Kahvaltımız hazır çocuklar. Hemen. Bir gece kalacağımız için buzdolabımız boş. Ama yani daha uzun kalmayı düşünürseniz, yani alışverişinizi yaparsınız, burada yersiniz, içersiniz, pişirirsiniz. Her şeyi var zaten. Tabak, çanağı. Tabağa bakmadın mı orada? Tabak var mı? Bardaklar var burada. Tabak yok mu? Tencere. Ha, tabak. Tabak varmış. 5 tane falan tabak var. Birkaç tane kase var. Tencere önemli. Zannetmiyorum var. Tencere. Vardır ya. Var bak. Süzgeç var, klasik, tencere var. Klasik Airbnb'cilerin makarna yaptığını düşünürsen. Yeter. Onlar da sosunu, ya, sosunu yaparsın. Bitti. Bitti. İki tane bulgur boy. Güzel bir detay. Burada bir huylu daha gelin. Uzun. Güzel bir detay. Ve burası, ya burası, güzel, mantıklı. Oo, kamerayı onun arkadaşım devraldı. Kapandı mı? Ha, kapanmadı. Banyomuzda gördüğünüz gibi, ince uzun, yine büyük bir banyo. Duşu bayağı uzun bu arada, duşu sevdim. Kameraman arkadaşım, Hüseyin. Hayran sizim onun kameramanı. Onur buldu bu evde. O tri'yi de şöyle istiyorsun. Evet. Bu arada ben Airbnb'den ev aratırken filtre kısmına, o fiyat bölümüne böyle maksimum 150-200 pound falan gibi bir şey yazmıştım. Ama bu ev çıkmamıştı. Sonra Onur'a dedim ki, Onur sen bu evi nasıl buldun? Ev, bu arada evin geceliği 80 pound. Ben arattığımda çıkmamıştı. Onur da dedi ki, aklında bulunsun, asla fiyat belirtme.
Çünkü evin fiyatı 200 küsür mü yazıyordu? 211 yazıyordu. 211 yazıyormuş ama tıklayınca tık diye 80'e düşüyormuş. Böyle trikler varmış. Benim haberim yok. Sizin de aklınızda bulunsun. Hello. Şimdi biz evden çıkış yaptık. Azda'ya geldik. Kahvaltılık bir şeyler alacağız. Henüz kahvaltı yapmamıştık çünkü. Muhtemelen böyle sandviç falan alırız gibi düşündük. Bu arada üzerime kazağımı giydim. Hava güneşli ama serin. Böyle çok sıcak bir hava yok yani. Fakat tabii İngilizler klasik olarak bu güneşe bile alışık olmadıkları için herkes şort, tişört, sandalet, elbiseler falan bu tarz takılıyorlar ve kesinlikle üşümüyorlar. Ama biz üşüyoruz reis. Üşüyoruz. Çünkü Akdeniz insanıyız. Şimdi böyle Poole diye bir bölge varmış burada. Brighton diyorum. Bournemouth'a yakın. Poole diye bir yer varmış. Poole mu deniyor? Oraya geldik. Poole da olabilir. Bilmiyorum nasıl. Bilmiyorum. Tam olarak nasıl okunduğunu ben de bilmiyorum. Oraya geldik. Bir arkadaşım tavsiye etti. Deniz kenarındayız. Ama tabii yani hava serin. Ben hatta az önce kazağımla oturuyordum. Şimdi tişörte geçtim. Onur yüzüyor bayağı. Denize girdi. Ama böyle çok uzun uzadıya böyle kulaç atıp hani Türkiye'deki gibi böyle hadi bir yarım saat, bir saat denize kalınlık bir deniz değil yani. Soğuk, üşüyorsunuz. Onur nerede? Ha gördüm. Onur şu an denizde. Ben maksimum ayaklarımı sokabiliyorum yani öyle söyleyeyim. Onur denizde. Deniz kumsalda. Tuncel kumsalda. Bundan kaleler yapıyor. Burada biraz böyle vakit geçirdikten sonra da şeye gitmeyi düşünüyoruz. New Forest diye bir yer varmış. Oraya da yine Neslihan diye bir arkadaşım söyledi. Instagram'da sormuştum hani Brighton. Ay hep Brighton diyorum ya. Instagram'da sormuştum böyle Bournemouth'ta hani nerelere gidelim, nereleri tavsiye edersiniz diye. New Forest diye bir bölge varmış. Bu yılkı atlarının yaşadığı bir yermiş. Böyle doğal alanlarındalarmış. Sonrasında da New Forest'a gidip yılkı atlarına bakacağız. Sonrasında da herhalde artık ufak ufak dönüş yoluna geçeriz. Küçük ama aşırı keyifli bir tatil oldu. Oluyor. Oluyor hala. Günümüz hala bitmedi. Özellikle ben bu tatilin en çok bu sahil yani kumsal kısmından en fazla keyif aldım. Keşke denize de girebilseydim ya. İsterdim denize girmek. Ama benim yüzebileceğim tarzda bir deniz değil bu asla. Hem dalgalı, hem soğuk, hem böyle hani çok temiz, berrak bir su değil. Bilmiyorum. Ha, belki böyle Temmuz, Ağustos'ta böyle tekrar buraya gelme durumumuz olur. Havada böyle bir cehennem sıcağı olur. Serinlemek için hani tabii ki böyle kendimi suya atarım ama şu an öyle de bir hava yok. Dalışta deniz çekici gelmiyor böyle. Hadi bir serinlemek için kendimi suya atayım da diyemiyorum. Biz şimdi yılkı atlarını görmeye geldik. New Forest'ta. Ve hemen dakika bir gol bir karşımıza çıktılar. Göstereyim mi? Olur verme şu an. Ya çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar. Hocam yavaş hocam. Ben korkarım. Bunlar böyle doğaya bırakılmış yabani atlar. Doğada özgürce yaşayan atlar yani bunlar. Hiç kimseye ait değiller. Ben böyle ayakta bu pozisyonda dinlendiklerini bilmiyordum. Bir ayağını kaldırıp uyuyorlar. Evet şu şekilde bir ayağını kaldırıp uyuyorlarmış. Ayakta dinleniyorlarmış. Bu da o şekildeydi. Ay bak şu an sol arka ayağını dinlen benim. Aa evet. Az önce diğeriydi. Bu şekilde dinleniyorlarmış. Çok da uzaklaşmayın. Bu arada burada böyle bir duyuru yazısı asmışlar. Dokunmak ve yemek vermek yasak diye. Biz şu anda gördük bunu, bilmiyorduk. Ama biraz sevdik atları. Sonra zaten uyarıyı görünce bıraktık sevmeyi. Ama çok güzel. Şimdi biz bu arada böyle ilk girişte gördük atları. Yolumuza devam edeceğiz. Bakalım ileride neler var.
küçük köylerinden birinde durduk. Ufak ufak böyle birkaç hediyelik eşya dükkanı var. Tea Room'u gördük bir tane. Ama ilerideki rotamızda iki köy daha var. Böyle sevdiğimiz bir tea room'da oturup bir İngiliz çayı, scone, reçel, böyle minik bir beş çay yapmayı planlıyoruz. Ama onun öncesinde burayı bir gezelim. Ne haber? İyiyim, senden. Benden de iyilik. Mutlu musun? Tabii ki mutluyum, sen de. Hediyelik dükkanından yeğenim Deniz'e iki tane kitap aldım. Göstereyim. Ve tutabilir misiniz? Şöyle iki tane kitap aldım. O böyle iş makinalarını, dozerleri falan çok seviyor. İki tane kitap aldım. Tanesi bir pound. Gidersem Türkiye'ye ya da onlar gelirse hediye edeceğim. Göremiyorum. İnşallah kadrajdasınız. Kadrajdayım, kadrajdayım ben görüyorum. Şöyle fotoğraf çekelim orada. Gel. Biz denizlere çekelim. Denizler de bizi çeksin. Deniz sen de geç. Giderken tekrar durduk. Sürekli böyle bir 10-15 dakikada bir duruyoruz. Çünkü bir anne at ve yavru at gördük. Daha doğrusu tay. Muhtemelen böyle birkaç gün önce falan doğmuş. Şimdi size onu göstereceğim. Çok şirin. Çok da böyle rahatsız etmeden, çok da gürültü çıkarmadan nasıl göstersem. Hadi geç abi, amca be. Geç be amca. Şimdi burada size bir şey daha göstereceğim. Burada bir telefon kulübesini kitaplık olarak kullanıyorlar. Böyle ihtiyacı olanlar gelip buradan istediği kitabı alabiliyor. Açayım hatta bir tane. Böyle. Dilerseniz buraya istediğiniz kitabı siz de bağışlayabilirsiniz. Veya gelip okuyabilirsiniz. Bu İngiltere'de çok yaygın bir uygulama bu arada. Birçok yerde görebilirsiniz bu telefon kulübesini kitaplığa çevirme olayını. Birçok yerde karşılaşabilirsiniz. Çok tatlı bir uygulama. Şuranın güzelliğine bakın ya. Bir tablonun içindeyim sanki. Küçük bir yer değişikliği. Allah! Yol güzergahımız üzerinde Lyndhurst diye bir yere geldik. Burası bir köy değil. Biraz daha büyük anladığım kadarıyla. Çünkü posta falan vardı. Şimdi burada bir yol üstü bir pub bulduk. Orada oturup bir şeyler içelim, bir şeyler yiyelim dedik. Biraz da dinlenelim. Hemen sizin için bir menünün nabzını tutayım ben. Hatta direkt size de göstereyim. Şöyle starterlardan başlayalım. Mesela nacho 11.95'miş. Günün çorbası 6.95. Şurada main course'lara geleyim. Neler var? Tavuklu salata 13.95.
Vegan Burger 13.95. Beef Burger 14.95. Şimdi Deniz arkadaşımız. 1B sınıfından Deniz arkadaşımız. 1B sınıfından Deniz arkadaşımız bize Ne Güzeldir İngilizlik isimli şiiri okuyacak. Şiirin 24. kıtasını. Şiirin 24. kıtasını okuyacak. Uzun bir şiir. Bize küçük bir kupleyle seslenecek. Kuple. Kuple. Nottinghamlı benim dayım. Porselende it gelir çayım. Barbeküde mangaldayım. Ne güzeldir İngilizlik. Çok iyi. Ben de bir kıta okumak istiyorum. Ben de 7 diyorum. 7 mi? 7. kıtayı. The Police'inden Clash'ine, aksanlı No değişine, vur be Beckham gelişine, ne güzeldi İngiliz. Aksanlı Now değişine. Now. Vur be Beckham. Onur sen de bir tane oku. Sen de 9. kıtayı oku. 9. kıta. Köpekleri salarım, çayırları yararım. Atla tilki avlarım, ne güzeldir İngiliz. Arkadaşlar, bu şiiri beğendiyseniz, bu kanaldaki içerikleri genel olarak beğeniyorsanız ve Dilan arkadaşımızın motivasyonunu artırmak istiyorsanız kanala abone olup beğen butonuna basmayı lütfen, lütfen ihmal etmeyin. Çok iyi yani. Neden olmasın çünkü? Çünkü hayat güzeldi, her şey de çok güzel olacaktır ya. Yani. Mesajını da verdi. İsteyelim. Önce isteyecek. Kul önce Allah'tan isteyecek olsun. Sonra olursa olur, olmazsa olmaz yani. Bir de ben bir şey daha söylüyordum. O sırada garson geldi yerim. Ben şunu... Şimdi arkadaşlar, biz bu ülkeye geleli çok kısa bir süre oldu. Tamam, biz yani yaklaşık 1,5 yıldır falan buradayız. Onur bir tık daha yeni geldi ama Deniz, Tuncer, ben. Deniz'le biz böyle bir hafta arayla falan geldik. Neyse. Gördüğünüz gibi biz bu 2 günlük tatilde aşırı keyif aldık. Ve biz bunu minimum harcamayla yaptık. Neden biz bunu kendi ülkemizde yapamayalım? Ve neden bizim ülkemizin gençleri kendi ülkesinde, kendi ana dilinde, kendi doğup büyüdüğü ülkede böyle takılamaz? Böyle takılamaz. Neden yani? Ve yarın Türkiye'de seçimin ikinci turu yapılacak. Ve bence bu seçimle Türkiye'nin kaderi belirlenecek. Yani biz burada bir yandan sürekli kendi aramızda da şey konuşuyoruz. Yani acaba seçim ne olacak? Bir yandan da aklımız Türkiye'de. Yani seçim sonuçlarını çok merak ediyoruz. Ve demem o ki umarım bizim ülkemizin gençleri de gençliklerini doyasıya yaşarlar. Hak ettikleri şeyleri yaşarlar. Ve aslında çok basit şeylerden mahrum kalmazlar başkalarının çıkarları. Bilmiyorum. Bu videoyu yayınladığımda muhtemelen seçim çoktan bitmiş olacak ve sonuç belirlenmiş olacak. Ama biz artık her şeyin güzel olmasını istiyoruz. Burayı kesersin kaybedersin. Kaybeder. Ama kesersin. Gerçi buraları beyaz yapar. Sanki köpükle ayranı içiyormuşuz.